Selamlar efendim, hoş geldiniz. Yine cuma yaptık. Bir hafta böyle pıt diye bitti, geçti, gitti. Ne geçti bir de? Ay geçti, gitti. Ne geçti bir de? Yıl geldi, geçti. Evet, yılın son ayına giriyoruz. Aralık'la beraber dalgalanmalar başlıyor. Biriyle beraber geliyor dedik ama onun öncesinde, yani sıcaklık dip yapmadan önce sistem giriş yapıyor. Daha doğrusu şöyle, soğuk sistem gelirken önce sıklıkla bir cephe oluyor önünde ve sıcak cephe önce geçiyor. Arkasından soğuk ve artık hem o bant üzerinde kuvvetli yağışları alıyoruz hem de zaten soğuk cepheyle beraber arkasındaki soğuk hava giriş yapmaya başlıyor. O soğuk havanın girişi de önümüzdeki haftanın ikinci günü. Pazartesi başlıyor ama salı çarşamba daha büyük seviyelerde hissedilecek. Şöyle söyleyelim, yağış yakalayabilse, şu anda yakalayamıyor. Yakalayabilse başkent kar alacak. Bakalım, yağış olursa belki ufak tefek bir şey görebilir. Yani 3 derece günün en yüksek sıcaklığı inebilecek. Şimdi bizim tabii soğuk kış adına sembolik bir şey kar. Aslında hani şu anda en önde, en fazla konuşmamız gereken meteorolojik parametre değil, en önde konuşmamız gereken meteorolojik parametre aşırı yağış, sel riski. Çünkü Akdeniz için, Güney Ege için, Çanakkale, Balıkesir çevreleri için bu risk söz konusu. Şimdi cumartesi günü Antalya'da, Antalya merkezle Manavgat aralığında yaklaşık 100-110 kilogram yağış görünüyor. Pazar günü bunun üzerine bir 50-60 kilogram daha ekleniyor. İki günün toplamı 160-170 kilogramları bulabilecek. Dikkat, dikkat, dikkat. Bunun altını çiziyoruz. Bir diğer aşırı yağış 1-1,5 gün içerisinde Muğla çevrelerinde 70-80 kilogram bulacak. Bir diğer uyarımız da özellikle Çanakkale, Balıkesir, İzmir aralığında, özellikle Balıkesir'in güney ilçelerinde, kıyıya yakın alanda ağır sağanaklar var. Burada da yağışın miktarı 70-80 kilogramları bulabilir. Şimdi 70-80-100-150 kilogram ne ifade ediyor? İşte o Akdeniz'de çok ağır selleri gördüğümüz tablolarda 200 kilogram bir gün içerisinde. Burada 1,5-2 gün içerisinde 150 kilogram. Oradaki tablodan umuyoruz ki hafif oluşur demeyelim, hiç oluşmasın. Ama bir risk taşıyan, zarar verebilecek, güvenlik adına da ekonomik anlamda da zarar verebilecek bir yağış miktarıdır bu miktar. Dolayısıyla dikkat diyoruz. Şimdi bu sistem gelip geçecek iç bölgelere, oradan doğuya doğru ilerleyecek. Biraz sonra simülasyonumuzda göreceğiz nereden geliyor ve arkasından nereleri etkileyip nereye doğru ilerliyor olacak. Arkasından da sıcaklık simülasyonumuza bakacağız. Sıcaklık simülasyonumuz çok net görüntüler verecek Avrupa'dan gelecek sistemleri, ama bizim bayağı bir ısındığımızı, o soğuk havanın öncesinde ısındığımızı gösteriyor. Bize gelecek soğuk havanın da şu anda nerelerde takıldığını, nerelerde dolaştığını gösterecek bize. Geçip bakalım mı hemen, şöyle bir göz atalım. Bakın şimdi Avrupa'nın tamamen ortasına yerleşmiş kocaman 2-3 tane de merkezi içerisinde oluşmuş koca bir alçak basınç var. Görüyor musunuz bakın? Yani 2 tane 3 tane merkez belirtiyor model. Batıda Atlantik üzerinde bir yüksek basınç, Sibirya'dan daha da doğuya ilerlemiş bir yüksek basınç daha var. Ve bu sistem bize ilk etapta giriş yapmıyor. Bakın bu önümüzdeki 48 saat içerisinde o alçak basıncın renk değiştirebilecek miktardaki düşüşünü gösteren alan bizim üzerimizden geçmiyor. Hemen dünyayı çevirdik, baktık, görüyorsunuz. Bizde etkisi var ama o soğuğu henüz getirmiyor bize, o bünyesinde tuttu. Şöyle bir yağış durumuna bakalım. Bakın Avrupa'da bölgesel geçişler şeklinde yağışlar var. Bizim üzerimizden de bakın böyle hani rengi merkezinde kırmızıya, turuncuya dönen alanlar gelip geçiyor sürekli. Bakın şimdi bir tane sistem geliyor ve Akdeniz'i görüyor musunuz? Akdeniz üzerinde işte tam Manavgat, Alanya merkez arası ağır kuvvetli sağanaklar var. Modelimizde çok net bir şekilde gösteriyor. 27 Kasım gün içerisinde akşam saatlerine kadar devam ediyor. 28'ine geçiyoruz, yine devam ediyor. O nedenle iki günün toplamı yaklaşık 160 kilogramı, 170 kilogramı, hatta yer yer 180 kilogramı bulabileceğiz. Körfez'de zaten ağır sağanaklar var. Denize açılacaklara da duyurmuş olalım. Bir diğer yağışta görüyor musunuz? Bakın Çanakkale, Edirne üzerinden, Balıkesir'in güney ilçeleri üzerinden gelip geçiyor. Ayın 27'sinde var, 28'inde var ve
oradan da sınırlarımızın dışına çıkmaya başlıyor. Şimdi bir de sıcaklığa bakalım. Bakın Avrupa'daki soğuğu görüyor musunuz? O alçak basınçla beraber Avrupa üzerinde dönüp duruyor. Bize giriş yapıyor mu? Bizde renkler bayağı turuncu, hatta kırmızıya dönüyor. Hemen döndük baktık. Önümüzdeki 48 saatlik dönem içerisinde sağanaklar gelse de sıcaklığı aşağıya çekecek bir soğuk girişi söz konusu değil. Ne zaman? 30 Kasım 1 Aralık itibariyle kuzeyden gelecek ve o sistemle beraber havalarımız bayağı bir soğuyacak. Bayağı bayağı soğuyor. Karadeniz'e, dağlara, Marmara'daki dağlarımıza yine kar gelecek. İç Anadolu'da kar değerlerine yağış yakalar mı? Belli değil. Ama ki muhtemelen yakalayamayacak. Ama yakalaması halinde birçok ilin ki onların içerisinde başkent var, kar görebilme ihtimali ortaya çıkabilir. Ama şu an itibariyle bu olasılık sadece sıcaklık bakımından yeterli görünüyor ama yağış şu anda mevcut değil. Görüntü bu. Eğer ortaya çıkarsa konuşuruz yine. Anlatacaklarımız böyle. Çok güzel, süper bir hafta sonu geçsin efendim hepimiz için. Sizin için de, hepimiz için de. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diye hatırlatmada bulunuyoruz yine. Geçiyoruz önümüzdeki birkaç gün durumunu. Arkasından da simülasyonlarımıza göz atıyoruz. Önce yağış, sonra sıcaklık saat saat. Hoşçakalın.